budur diyorsun. İsrail dediğinde de bil ki bu büyük bir devlet kurmak istiyor. Nerede? Ortadoğu'da? Hangi ülkeler var bu devletin içinde? Say say say, Irak'ı say, Suriye'yi say, İran'ı say. Hepsini say ama şunu da bil. Bu toprakların işte Türkiye'de. Yeni güncellenmiş bazı haritalara göre Karadeniz'e kadar uzanan bir hattan bahsediliyor. İsrail'in planı içerisinde olan. Bu planın gerçekleşmesi için dünyada Türklere soykırım iftirası atarak Ermeniler kullanıldı. Bunun gerçekleşmesi için Türkiye'de Kürt Türk diye insanlar kavga ettirildi. Bunun gerçekleşmesi için Türkiye'de Şii Sünni diye Türkiye'de ve dünyada İslam coğrafyasında insanlar birbirine düşürüldü. Günün sonunda bütün planlar bu büyük devletin kurulabilmesi içindi. Hadi diyeceksin ki ya niye bütün dünya bir oldu? Büyük bir İsrail istiyor. Konu o değil. Konu buranın Müslümansızlaştırılması, Türksüzleştirilmesi ve buranın bir şekilde o yönetici grubun yerleşip kendine toprak edinebileceği bir yer haline getirilmesi ve buna ne diyorlar vaat edilmiş topraklar. Yani buna bir dini motivasyonla da yaklaşıyorlar. E şimdi bakıyorsun böyle bir ortamda İsrail'in bu projesi varken biz ne yapıyoruz? Biz ne yapıyoruz buna gelelim. Biz boş tehditler savuruyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız işte Geliriz gireriz dedi. Tamam gelir girersin de madalyayla mı gireceksin? Ya yani cesaret madalyasıyla mı gireceksin? Ben defalarca söyledim. Azerbaycan petrolü Türkiye üzerinden İsrail'e gidiyor. İsrail e o petrol verilmese İsrail uçakları hiçbir yeri bombalayamaz. Kes Azerbaycan petrolünü İsrail'den. Ticareti kes dedik. Şimdi ne yapıyorlar? Avrupa'ya Türk ürünlerini yolluyorlar. Avrupa'dan İsrail'e gönderiyorlar. Ve bunu Hükümetin yönlendirmesiyle yapıyorlar. Bakanlıkların yönlendirmesiyle yapıyorlar. İsrail'e ticaret bitti mi zannediyorsun? İsrail'e ticaret devam ediyor. Buradan İsrail'e gitmiyor da komşumuzdan İsrail'e gidiyor. Yine bizim malımız gidiyor. Yine İsrail alıyor. Veya biz İsrail'den alacağımızı komşumuz üzerinden alıyoruz. Dolayısıyla bir şekilde İsrail'e ticaretin devam ediyor. İsrail'e petrol sağlamaya devam ediyorsun. E, radar üssün var kürecikte kürecik radar üssüyle birlikte İsrail'in bütün güvenliğini sen sağlıyorsun. Kapat kürecik radar üssünü. Vermiyorum bilgiyi de. Yapabiliyor musun? Yapamıyorsun. Ama ondan sonra ahkam kesiyoruz. Ben hep söyledim. Söylüyorum. Yine söyleyeyim. Bunlar İsrail'in ne ilk fiilleri ne de son fiilleri. 50 senedir bunlar yaşanıyor. Ve günün sonunda Türkiye'de her zaman İsrail'e protesto yapılıyor. Ve günün sonunda her zaman Filistin toprak kaybediyor, İsrail genişliyor. Günün sonunda yine her zaman Müslümanlar öldürülüyor. Bunun karşısına geçilmiyor. Sadece toplumumuzun gazı alınsın. Ne yapalım? Hükümet eliyle toplumun gazını alalım. Cumhurbaşkanımız Van minute dedi. Van Münit de 3 seçim kazandı. Van minute dedi diye. Siyasi analiz yapıyoruz. 3 seçim kazandı. Ne oldu Van minute? Ne oldu yani? Van Münit dediğinde ne oldu? Şimdi ne oldu? Çıktı İsrail'den bir tanesi Erdoğan'ı Sayın Cumhurbaşkanımızı Saddam'la benzeştiriyor. E şimdi sen zannediyor musun ki İsrail'deki yöneticiler Erdoğan gitsin istiyor. Kalsın istiyorlar o yüzden böyle konuşuyorlar. Ha öte yandan bakarsak bir devlete bakış olarak bakarsak o Yahudi Erdoğan'ın tırnağı etmez. Bak bu başka bir şey. Ve benim ülkemin cumhurbaşkanına benim devletimin yöneticisine başka hiçbir ülkenin hiçbir makamı bu şekilde bir ifadede bulunamaz. Bu işin başka bir tarafı. Ama toplum olarak şunu bilelim. Bununla birlikte 3 seçim daha vermeyelim. Onlar gitsin istemiyor. Kalsın istiyor. Çünkü İsrail en rahat dönemini son 20 yıldır yaşıyor. Orta Doğu'nun garantörü Türkiye'dir. Garantörü olduğu Orta Doğu 20 yıldır hiç olmadığı kadar kan gölüne döndü. Kimin işine geliyor bu? İsrail'in işine geliyor. Dolayısıyla olaya buradan bakmamız lazım. Ha onlar da Sayın Cumhurbaşkanımızı ona buna benzeteceğine Netanyahu ile Hitler'in benzerliklerini tartışsınlar. Buna baksınlar. Tam bir ruh hastası insani vasıflarını yitirmiş. Hatta belki hiçbir zaman sahip olmamış. insan dışı cani bir varlıktan bahsediyoruz. Sadece Netanyahu mu? Netanyahu bu işin başında olduğu için söylüyoruz. Şu anda İsrail devletinde yetkili olan belki de herkes bu şekilde. Böyle bir vahşeti, böyle bir caniliği kim yapabilir, kim kabul edebilir. Irak ve Saddam'ı bir şekilde egale ettikten sonra Esad üzerinden Suriye'yi de zayıflatıp bölgede güç dengelerini değiştirmek isteyen bir irade vardı ve bunu başardılar büyük oranda. Ama Esad'ı oradan indiremediler. Sadece zayıflatabildiler. Suriye'deki iç karışıklığın sebebi de Suriye'deki insanların işte sığınmacılar olarak Türkiye'ye gelmesi, Avrupa'ya dağılması, dünyanın farklı yerlerine gitmesi de Suriye'nin insansızlaştırılması da Orta istikrarsızlaştırılması da bunların tamamı bu bahsettiğimiz büyük Orta Doğu projesi etrafında dönem planlar programlar. Nedense bu büyük Orta Doğu projesi de ilginç bir şekilde petrol yataklarının etrafında. Yani dünyadaki bütün karmaşalar da bu petrolün etrafında oluyor. Yani işin içinde hem para kazanıyorlar hem de bir yandan işte kendilerine göre dini ritüellerini yerine getiriyorlar dinin alıcısına, dinin ritüelini satıyorlar kendi içinde bunu yaparken, paranın alıcısına, ticaretin alıcısına. Çünkü bu kadar vahşeti normal bir vatandaş kabul eder mi etmez ama dersen ki dinim emrediyor, o vatandaş da kabul ediyor. Veya para kazanmak isteyen biri bu vahşeti kabul etmez ama çok para kazandığı zaman artık göz yummaya başlıyor. Yani ortam bu. Suriye'nin geldiği noktanın sebebi de bu. Burada üzülerek söylüyorum ki Türkiye burada AK Parti hükümetiyle birlikte bu planı bile bile göre göre isteye isteye işlemesine bu planın işlemesine müsaade etti. Belki göremedikleri inşallah göremedikleri çünkü görüyorlarsa ihanet etmiş olurlar. Ama göremedikleri şu sıra sana da gelecek. Yani adamların planı bu adamların planında sen yoksun diye bir şey yok. Sen de varsın biz de varız. Yani Suriyeli Suriye'de istemeyen Türk'ü Türkiye'de istemiyor. Bir farkı yok ki. Bu topraklarda da gözü var. Zaten bakıyorsun aşağıda Büyük ortadoğu projesi. Hemen bakıyorsun haritaya bak sağda o Büyük Ermenistan. Lan solda Büyük işte Megola Aydiya, Büyük Rum mu dersin, Yunanistan mı ne adını sen koy. Sevr işte yani bu sevr başka bir şey değil. Bu işliyor. Bunun bir biz farkında değiliz. Yani sevrle birlikte sevri Atatürk'ün yırtıp atması, arkasına milli mücadeleyi vermesi... Lozan'da Misak-ı Milli çizmesinin arkasından bütün sevri, yani sevrin bütün tarafları sevri uygulamaya devam ediyor, uygulamaya çalışmaya. Sevrin mağduru olayın farkında değil. Çok komik bir durum. Böyle olmaması lazım. Ama Orta Doğu'daki karmaşanın sebebi, özeti bu şekildedir diyebiliriz.